Merhaba arkadaşlar, ben Hanifi Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Bugün size harika bir şey paylaşacağım. Geçen sene DGS'ye giren, 2021'de DGS'ye giren arkadaşlardan oluşturduğumuz bir grafik arkadaşlar. Hangi netlerle kaç puan almışlar? Bu sene de aşağı yukarı buna benzer bir sınav olursa, sınavın zorluğu buna benzer olursa arkadaşlar, kaç puan alacağınızı, kaçıncı sıralamaya gireceğinizi az çok buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bize kaç net lazım diyorsanız arkadaşlar, bu tablo tam size göre arkadaşlar. Ön lisans başarı puanını sonradan eklediğim için bazı arkadaşlar için ÖBP burada olmuyor. Mesela bu arkadaşımız, birinci olan arkadaşımız 56 matematik neti yapmış. Çok iyi. 48 tane de Türkçe neti yapmış. Yani bu arkadaşımız 105 civarı bir net yapmış arkadaşlar ve 8. olmuş bu arkadaşımız eşit ağırlıkta. Güzel bir neti var. Yine bu arkadaşımız Nursel hocamızla biz rehberlik videosu yaptık. Kendisiyle nasıl kazandığı ile ilgili Nursel'le de yaptık, Buket'le de yaptık arkadaşlar. 45. olan arkadaşımızla ve 19. olan arkadaşımızla biz rehberlik videoları yaptık. Onları arayıp DGS kazananlar diye benim oluşturduğum bir oynatma listesi var. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Nursel hocamız burada. Kendisi 107 net yapmış. Çok iyi. Matematik, Türkçesi çok iyi. Ve 19. olmuş. ÖBP'si sanıyorum Emre'den biraz daha düşük olduğundan kaynaklanıyor bunlar. Yine Buket DGS'ye ilk girişi arkadaşlar. Bu arkadaşların DGS'ye birinci girişleri. Bakın ilk girişlerinde kazanabiliyorlarmış bu sınavı. Aslında siz de kazanabilirsiniz demek. Buket arkadaşımız da 49-47 yani 96 civarı bir neti var arkadaşlar. Yani netine baktığımızda çok fazla da hani böyle çok yüksek diyebileceğiniz bir neti yok. ÖBP'si çok iyi. ÖBP'sinden kaynaklanıyor. Yani siz iyi bir ÖBP'ye sahipseniz arkadaşlar, 90'ın üstü yapacağınız her net sizi çok güzel bir sıralamaya koyacaktır. Yani bazen işte eşit ağırlıkçı arkadaşlar şöyle diyorlar, işte bu sınavı kazanmak için 100 net lazım. Ya 100 net çok iyi bir nettir arkadaşlar. Yani burada görüyorsunuz iki tane arkadaş 100 net yapmış. Yani 100 net çok iyi bir net grafiğidir. Ama bir insan mesela bu arkadaşımız 94 net yapmış. Bakın burada baktığımızda bu arkadaşımız Nihal arkadaşımız 94 net yapmış ve 152. olmuş. Yani siz İyi bir ÖBP'ye sahipseniz arkadaşlar, yani 90 üstü yapacağınız netler sizi DGS hukuka yaklaştırıyor, kazanmanızı sağlıyor arkadaşlar. Yani bunu söyleyebilirim, çok gönül rahatlığıyla size bunu söyleyebilirim. Yani şey olarak düşünmeyin, hani bizim kesin 100 net yapmamız lazım. 100 net yapmanıza gerek yok arkadaşlar. 90-95 civarı bir net yaparsanız bu sınavı kazanabilirsiniz. Bakın burada 91 net yapmış mesela Ömer Faruk. 371. olmuş eşit ağırlıkta 91 net. Yani bu sınavı kazanmış bu arkadaşımız. Böyle bakın arkadaşlar. Bakın 45 ÖBP'ye sahip olan bir arkadaş var. Umutlarınızı kaybetmeyin diye bir videoyu çekiyorum. 55 buradan toplam 98 neti var. ÖBP'si biraz düşük olduğundan dolayı 340. olmuş. ÖBP çok etkili. Bu PDF arkadaşlar videonun alttaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eşit ağırlıkçı arkadaşların puanları bu şekilde geçen sene bize sonuçlarını giren arkadaşların bu tablosu arkadaşlar. Bu sene de bu tabloyu oluşturacağız. İnşallah bu grafiği, güzel bir başarı grafiğini sizden de bekliyoruz arkadaşlar. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar 100 tane eşit ağırlıkçı arkadaşımız var. Bu sonuç tablosunu bize gönderen. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan sayısalcı arkadaşlarımıza baktığımız zaman 57 neti var arkadaşımızın. Baktığımızda Ahmet'in 57 neti var ve 46. olmuş. ÖBP'sini bilmiyoruz. 54 neti olan bir arkadaşımız var. Boran 96. olmuş ve 74 ÖBP'ye sahipmiş. ÖBP'si çok iyi sayısalcılara göre. Yani sayısalcı arkadaşlar da 50 üstü net yaparlarsa, bakın 50 üstü 45-46 ÖBP'sine bağlı olarak 50 üstü net yaparlarsa çok iyi bir sonuç alıyorlar. 45 üstü net yaparlarsa da çok iyi sonuçlar alıyorlar. Yani buradan baktığımızda 44 neti var. Sanıyorum ÖBP'si çok iyi bu arkadaşımız. ÖBP'den kaynaklı olarak 383. olmuş. İyi bir ÖBP'si olması lazım. Başka türlü olmaz. Yani burada sayısalcılarda 45 üstü yapmaları lazım ki iyi bir sıralamaya girsinler arkadaşlar. İlk 1000 kişinin puanları böyle. Ve sayısalcılar da bu şekilde devam ediyor. Bakın bu liste çok uzun bir liste ve sizin işinizi kesinlikle görecektir. Yani burada ufak tefek bir iki yanlış olabilir ama geneli doğru olan bir liste arkadaşlar.
Bayağı sayısalcı var. Sonuç tablosunu giren arkadaşlarımız ve sözelciler için de bu tabloyu oluşturduk. Buradan Enes Çağrı'yla biz yine video çektik. Enes Çağrı'nın videosunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendisi 68. oldu sözelden. Bakın çok iyi bir matematik ve çok iyi bir Türkçe neti var. Matematik neti çok iyi olmasına gerek yok. Ayşe Nur da burada 1000. sırada olmuş. Türkçesi biraz daha iyi olsaymış aslında ÖPS'ine belki bağlı olarak ama Türkçesi biraz daha iyi olsa çok iyi bir sonuç elde edebilirler arkadaşlar. Yani buradan yaklaşık olarak 415-420 kişinin sonuçları var. Bu sonuçları videonun altındaki açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu videodaki amaç sizin moralinizi yükseltmekti arkadaşlar. Yani burada eşit ağırlıkçılar özellikle ve sayısalcılar, işte sözelci arkadaşlar neyse. Yani beklediğinizden çok yüksek bir net yapmanıza gerek yok. Beklediğiniz kadar net yapsanız yeterli arkadaşlar. Tamam. Moralinizi bozmadan çalışmaya devam edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.